Kusura bakmayın, sinirlerim çok bozuk. Hayır, çocuklarımın geleceğini attım bir kenara. Kızınızla savaşmaktan korktuğumdan da değil. Ya ben sadece Agah'la yeğenimin karşı karşıya gelmesini istemediğim için. Neyse, siz de unutup söylediklerimi ben teslim oldum. Siz teslim olun. Ben olmam. Ben kızımın şeytana uymasına göz yumamam. Madem siz kocanızla yeğenini karşı karşıya getirmek istemiyorsunuz, ben getiririm o zaman. Hayır, hayır. Kesinlikle ben bu topa giremem. Bakın siz de demin gördünüz, sekreteri aradım. Avukat Agah'ın odasına girmiş bile. Çok geç artık. Top bende diyorum Şeniz Hanım. Siz de çekinmeyin artık, bu kadar. Hayır, hayır gerçekten. Bakın bu iş benim başıma patlar. Nedim'in bana olan tavrı ortada. Ben kötü yenge olmaktan çok yoruldum artık. Şeytanla ip atlar bu kızı. Tövbe tövbe. Kötü de benim, ara bozan da benim. Allah belamı versin, sizin adınız bile geçmeyecek Şeniz Hanım. Aklınızda ne var peki? Ne yapacaksınız ki Seher Hanım? Ne yapacaksam hemen şimdi sizin gözünüzün önünde yapacağım. Bir diğer kopyayı da Nedim Bey'e teslim ettim. Bugün hanımefendiye imzalatacak. Biz de yarın hemen davamızı açacağız. Hı hı. Maddeler tam istediğim gibi olmuş. O kız bizden bir kuruş fazla para alamayacak. Harf harfine Agah Bey. Siz ne dediyseniz o. Teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Efendim Seher Hanım, buyurun. Agah Bey, sakın o avukatın dediklerine inanma. Kandırıyorlar seni. İstediğini hemen aldım benden. Bir teşekkür etmeyecek misin? Teşekkür edemeyeceğim kadar kolay oldu. Sanki. Üçlü misafir odası zirvenizden sonra senden daha sıkı bir performans beklerdim. Ben de ne yapsam yaranamıyorum sana Nedim. Demek şaşırttım. Sen de beni şaşırttın ama. O görüntüleri izledikten sonra direkt ablama koşarsın sanıyordum. Ama aşk da bir yere kadar değil mi Nedim? Şirket Cemre'den daha tatlı geldi. Beni boşayıp amcanın gelinine koşarsan şirkete konamazsın. Önce beni boşayıp şirkete konacaksın. Sonra da ablama kavuşacaksın. Ah Romeo, ne de güzel bir plan böyle. Ne diyorsun sen Seher Hanım? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne okuduysan yalan. Sen beni dinlemiyor musun be kadın? Daha demin avukat buradaydı. Az önce okudum ben boşanma protokolünü. Ceren kandırmış Nedim'i. Formaliteden boşanacaklar. Sonra Nedim şirketi üstüne alınca geri evlenecekler diyorum sana. Ne? Bakın Seher Hanım, benim yeğenim öyle yalan dolan bilmez. Bilmez benim yeğenim yalan dolan. Senin yeğenin seni kandırıyor Agah Bey. Kolay mı sanıyorsun bana bunları konuşmak? Bak ben kendi elimle kendi kızımın oyununu bozuyorum yine. Bak yine yüzüm kızara kızara kızım şeytana uydu diye çırpınıyor. Bana birazcık itimadın varsa dinle sözümü Agah Bey. Sözümü dinle. Gelme bunların oyununa. Bir de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim diyorsun. Ben o imzayı gözüm kapalı attım Nedim. Neden biliyor musun? Çünkü sen Bu şirket uğruna beni boşuna satıyorsun. Saçmalamayı kes. Sen tatlı bir çakalsan, senin o amcan masadaki yaşlı kurt. Yeğeninin oyununa gelme Agah Bey. Formaliteden boşanacaklar. Sonra Nedim şirketi üstüne alacak, yeniden evlenecekler. Amcan sana burayı yar etmeyecek. Ben amcanın sadece mazeretiyim. Bizim boşanmamız senin bir işine yaramayacak dedim. Çünkü senin amcanın veliaht oğlu. Bunu yakında sen de anlayacaksın. Ve eğer o sırada ben senin yanında değilsem, işte o zaman sen yalnız kalacaksın. Agah babacığım, ben de müstakbel eski kocamla boşanma detaylarımızı konuşmaya gelmiştim. Gözünüz aydın. Kurtuluyorsunuz benden. Ay ne fena değil mi? Hazır böyle birbirimize alışmışken. En fenası da bir daha size baba diyemeyecek olmam. Ah. Şu haline bak. Bir de utanmadan yüzüme yüzüme geçmiş karşıma dalga geçiyor. Amca. Al. İmzalattım. Ben sözümü tuttum. Boşanıyorum. Sıra sende. Ben seni gerçekten anlamıyorum. Yani şu odaya geldiğimden beri şu çünkünün devamını getir diye konuşuyorum ama sen susuyorsun. Ne oluyor böyle susa susa sinir savaşı falan mı veriyorsun? Tamam ben çünküden vazgeçtim. Ama bana bir sebep söyle ya. Bana boşanmamamız için mantıklı bir sebep söyle. Yok. Mantıklı hiçbir sebebi yok. Zaten bende mantık yok. Hiç yok hem de. Ha, bu arada mantıktan bahsederken sen de pek mantıklı davranmıyorsun. Niye bu kadar acele ediyorsun ki? Bırak önce onlar boşansın, kendini sağlama al. Bak yine terbiyesizleşiyorsun. Ben bu işkenceden yoruldum. Ben sürekli rol yapmak zorunda kalmaktan yoruldum. Ay kavga mı ediyor bunlar ya? Duyamıyorum ki. Ne kötü alışkanlık. Şu kapıyı çalmayı da bir türlü öğrenemedim. Ah canım. Bu oda mı senin? Bayağı küçükmüş. Ablacığım, gidiyordum da ben şu kapıyı çalmaya çalışırken duydum. Kocam biraz yorulmuş galiba. Hadi bakalım seni de alayım öyle gidelim. Sen bize bir 2 dakika müsaade eder misin? Hayır Ceren haklı. Zaten yoğun bir iş günü daha fazla bölünmesin. Hadi yolu biliyorsunuz. Hadi. Hadi. Ay resmen kovdu bu bizi. Yani karın hiç öyle işi yokuşa sürmeden çat adanak imzayı bastı, öyle mi? Aynen öyle oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Pazarlık bile yok, öyle mi? Ben istedikten sonra başka çaresi yoktu. İşi uzatmak istemedi yani. Attı işte imzayı. Ne diyebilirim ki? Ben şirketi istiyorum amca. Tamam. Anlıyorum. İmza yetmez. Dava görülsün. Boşanın. Ondan sonra ben sözümü tutacağım diyorsan... Tamam. Bana uyar. Bu iş sana söz verdiğim gibi bitecek. Ben de hakkımı alacağım. Alacaksın Nedim. Sen hakkını alacaksın oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.